Herkese selamlar dostlar. 11 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Maçların hepsine tek bir tercihim var. İkinci bir tercihim asla olmayacak bu videoda. Her maça bir adet ideal tercihim veya bu oran biraz daha yüksek olabilir. O yönde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Ekrana skor yarışması gelsin ve bilenler. Bayern Münih maçının kazananı arkadaşımız Samet Durucan. Sevilla maçının skorunu 6 kişi bilmiş ve 3 kişi alacağımı söylemiştim. Hemen çekiliş yaptım bilenler arasında. Ehmet Oğuz, Ömer Hakan, Verdar Soyun kanalları kazandı. Instagram üzerinden yazarsa Mart ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza ekleyelim. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Cumartesi gününün güzel maçlarından Galatasaray-Kasımpaşa maç skoru sizlere sorduk keyifli golü bir maç bekliyorum 3-1-4-5 skor bekliyorum sizce maç skoru ne olur yorumlara yazmanız yeterli geçtim bunu 2 tane kombinem vardı dün bir tanesini de sizlere verdiğim kombine soldaki kombine youtube'da da verdiğim kombineydi Feyenoord mücadelesinin KGV'a zor da olsa gelmesini bildi fakat Fiorentina mücadelesinde neler neler kaçtı yani Fiorentina maçı canımı yaktı ciddi anlamda maç sonu 1-1.5 şeklinde eklemiştik kombiniye yani maç 1-0 bitti de ilk yarıda zaten mücadele 4-5-0 olacak bir karşılaşmaydı. Öyle bir maçtı. Muhtemelen sizler de izlemişsinizdir. Fiorentina'dan neler neler gitti ya. Çok üzüldüm bu Fiorentina'ya ciddi anlamda. Bu kombinemiz gelmedi. Sağdaki kombinemiz de Bayer Leverkusen'in devreden atacağı bir goldü. Arsenal maçında da KG var dedim. 2-0 altıdan da bu kombinemiz de kazandı. Yani, e, görselin başı da zaten ah Fiorentina oldu. Ya şöyle saçma git Sivas yani şeydi de öyle kaybetseydik. Yani bir sıfır bitti bir de o pozisyonlar kaçınca gerçekten üzücü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Yüksek misli de dün neler yaptık ondan göstereyim. 2 adet yüksek mislim vardı. Soldaki yüksek mislimiz Avrupa yüksek mislisiydi. Bayern maçında 1.500, Sevilla maçına 0-1 çıktı şans olarak önerdik. Diğer yüksek mislim ise Fiorentina Sivas maçına Fiorentina atacağı 2 goldü. Diyorum ya Fiorentina'dan ne canlar yandı. Bizim de canımız yandı Fiorentina'dan. Yani yapacak bir şey yok. Sağda o kadar pozisyon kaçıyorsa artık bu kadar bizim yapacağımız hiçbir şey yok diyorum. Canlılarda da baktığımız zaman da canlılarda da dün güzel bir süreç geçirdik. En son Hakan 8'de 7'de bıraktı mesela. Aynı şekilde biz de canlı olarak değerlendirdik. Güzel canlı maçları vardı. Güzel kazançlar elde ettiğimizi düşünüyorum canlılardan da. O şekilde hafta sonu da ilerlemeye devam edeceğiz. Canlı maçlarla cumartesi ve pazar günleri de gelecek. Bu arada cuma kombinesi de ekrana gelmiştir. Cuma kombinesi de ideal bir cuma kombinesi verdim. Herkes açık Telegram kanalında birazdan yayınlanacak. Hatta muhtemelen yayınlanmıştır siz bu videoyu izlerken. O videoyu da e, Telegram kanalına bakıp cuma kombinesini atabilirsiniz. Herkes açık Telegram kanalında. Geçtim bunu. Sizlerden canlı videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesinde like gelirse sevinirim dostlar. Yani like'larınızı eksik etmeyin. O kadar izliyor. 3000 4000 kişi izliyor. Bir artı 300 seviyesindeki like gelirse de memnun oluruz. Like'larınızı eksik etmeyelim. Başlayalım. Bournemouth'la Liverpool mücadelesi. Liverpool son maçında yani bir tarihi maç oynadı. 7-0'lık bir United maçı kazandı. Fakat bu maçtan sonra Real Madrid'le bir mücadelesi var. Bu tür maçlarda ben biraz tecrübeliyim. Daha doğrusu daha önce oynanan maçlardan biraz tecrübe sahibiyim. Yani notlarını alıyorum daha doğrusu. Şöyle oynuyor bu takımlar. Büyük takımlar özellikle. İlk yarıdan maçı alıyor. İkinci yarı top çeviriyor. Dinlendiriyor. Aktif dinleniyor. O yüzden burada da şöyle bir ideal bir tercihim olacak benim. Şu parlaklığını da açalım. Şöyle ideal bir tercihim olacak. Mücadelede Liverpool'un ilk yarıdan atacağı gole 1.37 gibi oran vermişler. Şuradan. Bu yüzden Liverpool bu devrede Bournemouth'a karşı zaten rakip bence zayıf. İlk yarıdan bir gol bulur bunun oranı 1.37. Yani ilk yarıdan Liverpool'un galip gelmesi beklenebilir yani. Değerlendirilir. Ama ben ilk yarı bir golünü aldım. İkinci mücadelemiz Augsburg'la Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih'te ee, ya zaten Morelli Paris de eledi. Ligde zaten şampiyonluğu oynuyor Dortmund'la birlikte. Dortmund'un da bir derbi mücadelesi var. Onu da aldım. Bayern Münih'in burada mutlak kazanması zaten çok normal ki zaten 3 handikaptan açmışlar. Biz ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman da ben burada ilk kere biri düşündüm aslında. bir 25 gibi oran var. Nasıl alırsınız bunu? Avrupa için idealdir de Türkiye için üçlü kombinler yapıyoruz ya böyle 1-30, 1.30, 40 falan diyerekten de o şekilde üçlü kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Fakat bir ona da geçelim. Yani o biraz bize bir 25 anlatmaya gerek yok. Mücadelede ilk yarı bir buçuk üstü. Bir 53 gibi oranı var. Bu da bunun biraz alternatif olsun diyorum. Zaten tek bu mücadelenin bir tercih var. O da ilk yeri birinin zaten düzgün oran olmadığı için. Mücadelede devreden de iki tane gol çıkabilir. Özellikle Bayern tarafından güzel bir karşılaşma geçmesini bekliyorum. Leipzig ile Gladbach mücadelesi. Yani bu maçın tercihinin gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Leipzig bu maçta rotasyonlu kadro ile çıkabilir. Gladbach'ın deplasman karnesi çok da iyi olmasa da Leipzig'in burada çıkacağı rotasyonlu kadro Gladbach tarafına gol buldurabilir gibi geliyor bana. Çünkü Leipzig'in hem hafta sonunda bir hafta içinde oynayacağı mücadelesi var. E Manchester ile mücadelesi var. Evinde bir bir beraber kaldı dep basmana gidecekler. Yani Berabere kalmışken yani bu maçı çok önemsemezler gibi geliyor. Ligde zaten bir şampiyonluk iddiası var da pek yok yani öyle söyleyeyim o yüzden ben burada Gladbach'ın atacağı bir golü değerlendirdim. Leipzig'de akıllar bence City maçında oynanacak, City maçında kalacaktır. Deplasmanın bir golüne 1.37 gibi oran açmışlar. Oran da bana gayet güzel ve tatlı geldi. O yüzden Deplasmanın atacağı bir golü değerlendirme altına alırsak bence güzel olur diye düşünüyorum. Leicester United'la Brighton mücadelesi. Leicester United tarafına da Javi Garcia geldi üçüncü maçı falan oynadı. Üç maçta bir ligde iki tane maç oynadı. İlk mücadelesi kazandı. ikinci maçı Chelsea deplasmanıydı. Kaybetti. Tekrardan kendi evlerine Brighton'la oynayacaklar. Biraz zor bir mücadele geçmesini bekliyorum. Ben bu mücadelede 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Mücadele indeks beklentisine baktığım zaman da Brighton'ın 2-0'lık galibiyeti var. Fakat Leicester United'ın yeni hoca faktörüyle ilk mücadelesinde zaten kazanmıştı. Kendi evine tekrardan çıkacaklar. Brighton'a gol atmasını bekliyorum. Brighton ne kadar sağlam. Brighton tarafından zaten gol bekleniyor. 1 veya 2 gol bekleniyor. Leicester United'ın da zaten atışa bir golü değerlendirdim ben. Var olaraktan aldım. 1.50 gibi de bir güzel bir oranı var. Bu mücadelenin KG var olarak sonuçlanmasını bekliyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle devam edelim. Mücadelede zaten ben arkadaşlar maç skorunu sizlere sorduk. Fakat şöyle söyleyeyim. Gol yönüyle, korner yönüyle, taç, faal yani her şeyini değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İddiada kazandıracak maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mücadelenin beklentisi 3-1-4-1 arasında ki bence de öyle olabilecek bir karşılaşma. Galatasaray ne zamandır bay geçiyor. Mustera geri döndü. Zanyoğlu transferi geldi. Hazırlık maçlarında iyi bir görüntü verdiler Galatasaray takımı. Kasımpaşa'da iyi Galatasaray kalesinde zaten gol bulabilecek ekiplerden bir tanesi. Güzel maç olacaktır. Ben korner olarak değerlendiririm sadece. Korner henüz daha açık değil. İlk yarı en çok korner Galatasaray. İlk yarı 4,5 üst korner veya 8,5 9,5 üst korner şeklinde de bu şekilde korner olarak değerlendirecek bir maç. Galatasaray kendi evinde kanatları özellikle çok kullandığı için ve baskılı bir futbol sergilediği için çok fazla korner kazanıyor ve ilk yarıdan da kazanıyor. O yüzden bu şekilde bir kornerle yönelmenizde fayda var. Kornerden üzmeyenimizin üzmeyen takımlardan bir tanesi Galatasaraydır. Napoli ile Atalanta mücadelesi. Napoli tarafına gittim burada da. Napoli'nin doğrudan galibiyetini bekliyorum. Neden doğrudan galibiyetini bekliyorum? Son mücadelesinde kendi evine Lazio'yu yenildi. Fakat mücadeleyi izledim ben 90 dakika. Yani iyi oynayan taraf Napoli'ydi. Daha çok pozisyonlara kaçıran taraf Napoli'ydi. Ceza sahası yayından en çok şutu çeken takım Napoli'ydi. Bir tane gol yediler. Lazio'da bir nevi üstüne yattı. Atalanta ile oynayacaklar. Deplasmanda tehlikeli bir takım Atalanta takımı. Geçiş oyununu iyi oynayan takımlardan bir tanesi çünkü. Napoli'de bahsede için sıkıntı. Fakat Napoli'nin ben burada iyi futbolunu sergileyerekten de hafta içinde Şampiyonlar Ligi mesaisi olsa da zaten ilk maçtan zaten üstünlüğü alan bir Napoli takımı var. O yüzden bu maça önem verecektir. Napoli'nin doğrudan galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 1'e aldım. 1.46'da oranı var. İsteyenler değerlendirebilir. Geçtim diğer mücadeleme. Crystal Palace'da City'nin mücadelesi. City'de dediğim gibi hafta içinde oynayacağı bir şey maçı var. Leipzig mücadelesi var. Crystal Palace olacak. Crystal Palace burada oyunu tutmak isteyecektir diye düşünüyorum. City tarafına gideceğim ama City tarafından bir 19 orandan almayacağım. Ben oranı yükseltmek istiyorum. City zaten deplasman performansla çok gollü maçlar imza etmiyor. Gollü maçları imza etmiyor. atmıyor, atmıyor deplasman karnesinde. Ama kazanmasını bekliyor çünkü bir şampiyonluk yarışında. 4.5 altında 2'nin 1.44 gibi oranı var. Burada ben City'nin kazanmasını ve mücadelenin 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar efendim. Geçtim bunu da. Schalke ile Dortmund mücadelesi ruh derbisi ruh derbisi diye geçiyor bu mücadele. Schalke ile oynayacaklar. Dortmund'da moraller biraz bozuk olabilir. Elendiler Chelsea'ye karşı oynayan mağlup olaraktan da Şampiyonlar Ligi'nde. Ellerine lig kaldı. Geçen maç ben Leipzig maçını dedim. Yani istiyorsa, bir şampiyonluk istiyorsa, bu yarışın içinde kalmak istiyorsa Leipzig yenecek abi bu takım dedim. 1.99 oranlar önermiştim. Burada Schalke ile oynayacaklar. Schalke ile son iki maçını kazanarak da geldi buraya. Güzel bir atmosfer olacaktır. Fakat ben mücadelenin kazanmasını kalitenin yanında olacağım. Ve Dortmund'un burada mücadeleyi kazanmasını bekleyeceğim. Maç sonu 2'nin oranı arkadaşlar 1. 52 gibi oranı var. Ben burada Dortmund'un doğrudan galibiyetini bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. Yazılı ve akıcı bir anlatım yaptığımı düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.